işinize yarayacağını düşündüğümüz bir cihaz inceleyeceğiz. Tamamen engelli erişilebilirliğine uygun olarak üretilmiş ve EMO tarafından, Engelli Malzemeleri Ofisi tarafından, Mustafa Bügelek abimize de sevgiler, saygılar, selamlar olsun, bizlerin hizmetine sunulan bir cihaz, kitap okuma cihazını hep birlikte inceleyeceğiz. Bildiğimiz kadarıyla cihaz özelliklerinden bahsedeceğiz ve cihazın maliyeti konusunda herhangi bir bilgimiz olmadığını ve bununla ilgili EMO ile iletişime geçmeniz gerektiğini videonun başında söyleyelim. Burada görmüş olduğunuz gibi beyaz bir kutu var. Şey gibi düşünebilirsiniz, bu iPhone cihazların kutularının iki tanesinin üst üste koyulmuş hali gibi bir kutumuz var. 15 cm boyu, 10 cm eni ve 10 cm de yüksekliği olan bir kutudan bahsediyoruz. Kutumuzu açtığımızda hemen bakalım şöyle. Bataryasını ben çıkardım, cihaza taktım size rahat gösterebilmek için. Bu bataryanın içine koyulduğu bir tane plastik, şeffaf bir yapıda plastiğimiz var. Hemen bizi cihazımız karşılıyor. Cihazımız görmüş olduğunuz gibi tamamen tuşlardan oluşan bir cihaz. Az sonra cihazı inceleyeceğiz. Biz kutu açılışına devam edelim. Cihazımızı bir kenara koyduk. Şurada cihazın sağa sola vurmaması için, darbe almaması için koruyan süngerimsi bir malzeme var. Köpük ve sünger karışımı bir malzeme. Etrafını sarıyor. Bunu da koyduk kenara. Şöyle bakalım. Kitapçıklarımız bizleri karşılıyor. Onları da şöyle açalım. Evet, burada bir karton var yine. Burada kitapçığımız var. Cihazın kullanma kılavuzu ve tarifleriyle alakalı. Bunları da bir kenara koyduk. Cihazımızın şarj adaptörü var arkadaşlar, USB girişli, tip A dediğimiz, yani büyük USB girişi olan. Bunu da kenara koyalım. Devam edelim. Cihazımızda bir adet kulaklığımız var. Cihazın kulaklığında mikrofon girişi yok, sadece dinleme cihazı olarak kullandığımız için yok. Kendi üzerinde dahili mikrofonu var, birazdan bahsedeceğiz. Kulaklığımızı da koyduk. Cihazın incelemelerine devam edelim. Evet arkadaşlar, burada bir micro USB girişinin diğer ucunda USB kablo bağlayabildiğimiz, yani flash bellek vesaire bağlayabildiğimiz bir dönüştürücü kablomuz var. USB girişimiz var. Bu ucumuzda tip B dediğimiz eski micro USB cep telefonlarında bulunan micro USB ucu. Bunu cihaza taktığımızda bu ucuna da flash belleği ya da benzeri USB cihazlarını okutabiliyoruz. İçerisindeki kitapları, MP3'leri vesaireleri. Onun da birazdan testini yaparız inşallah. Böyle bir kablo, bunu koyduk. Burada yine bir ucu tip A, bir ucu da tip B olan şarj kablomuz var. Yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir kablo daha. Bunu da buraya koyduk. Başka herhangi bir şey var mı cihaz içerisinde, kutu içerisinde bakıyorum. Yok. İki tarafında yine az önce kenara koyduğumuz sünger gibi koruma süngerleri var. Bunu böyle alalım. Şimdi hava olsun diye kenara atıyorlar ya, atmayalım, çünkü sponsorumuz bunu emanet olarak gönderdi bize. Kim bilir, belki de hediye eder, sonrasında sana kalsın der, değil mi? Buradan da duymuş olur bizi. Şimdi cihazımızı hemen kısaca teknik olarak bahsedelim. Hem görsel olarak da gören arkadaşlar cihaza odaklandı Alper. Şimdi burada sol en üstte bir tuş, sağ en üstte bir tuş, ortada bir şerit var. Bu tuş değil arkadaşlar. Onun hemen altında sol, sağ, aşağı, yukarı ve OK tuşunun bulunduğu, hani joystick diye tabir ettiğimiz cep telefonlarında, eski tuşlu telefonlarda bulunan mantık var. Hemen sol tuşun yanında geri tuşu, sağ tuşun yanında da, yani sağ okun yanında da işaretleme tuşu var. Bunlardan biraz sonra bahsedeceğiz. Hemen onun altında yine ikili bir fonksiyon tuşumuz var. Onun da az sonra özelliklerinden bahsedeceğiz ve hemen altında da aynı normal eski telefonlardaki gibi tuş takımımız var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yıldız, 0, kare şeklinde. Hemen yan tarafa geçtiğimizde sağ tarafımızda direkt bizi kayda yönlendiren, yani ses kaydına yönlendiren otomatik olarak kayıt tuşumuz var. Az sonra onu da göreceğiz zaten birlikte. Cihazın sol tarafına geçtiğimizde ise arkadaşlar, burada cihazın tarih, saat, batarya vesaire bilgilerini veren, bastığımızda değişkenlik gösteren bir tuşumuz var, tekli tuş. Burada da ses açma ve kısma tuşlarımız var arkadaşlar. Tuşlu bir cep telefonu mantığıyla düşünebilirsiniz ama üstünde ekranı yok. Ekranın olduğu yerde bir tuş kombinasyonu daha var desek doğru tarif etmiş oluruz sanırım Alper.
Tuşlu bir telefon mantığı var. Ekran yerine ekranın olduğu yerde de fonksiyon tuşları olan bir plastik aksamdan yapılmış bir cihaz arkadaşlar. Cihazın hemen sağ üst kısmında iPhone 5S'lerdeki gibi açma butonumuz var. Açma butonuna basalım ve cihazımız aktifleşsin. Cihazın açılmasını bekliyoruz. Açılış sesini verdi. Dahili hafıza Popcast Sample Klasör dedi. Cihazı tanıma moduna getirelim. Hangi tuşların ne işe yaradığını hep birlikte öğrenelim arkadaşlar. Daha sonrasında da uygulamalarımıza devam edeceğiz. Şöyle 5 tuşuna basılı tutuyoruz. Tuş tanımlama moduna giriliyor. Adlarını öğrenmek için her bir tuşa basın. Tuş tanımlama modundan çıkmak için 5 tuşuna basılı tutun. Ben biraz sesini yükselteyim. Sesi arttır. Sesi arttır. Sesi azalt. Ses azal, ses arttı. Dur. Rekam sesini beş. Sona alalım. Tuş tanımlama modundan sonunda çık. Değilse. Ses seviyesi 10. Şimdi tekrar tuş tanıma moduna giriliyor. Tuş tanımlama moduna giriliyor. Adlarını öğrenmek için her bir tuşa basın. Tuş tanımlama modundan çıkmak için 5 tuşuna basılı tutun. Şimdi cihazın en üstteki tuş güç tuşu demiştik. Güç. Bakın güç tuşu olduğunu söylüyor. Solda, hemen sol üstte. Başlat. Başlat tuşu var. Başlat. Menü. Hemen onun karşısında bahsetmiştim ya, ortada bir şerit var, iki tuş var en üstte diye. Menü. Sağ üst köşesi de menü tuşu. Onun altında bulunan sol, sağ, aşağı, yukarı ve ok tuşları, yani joystick görünümlü tuş kombinasyonunun hemen solundaki geri tuşu. Yukarı ok. Sol ok. Aşağı ok. Sağ ve tamam tuşları var. Hemen onların sağında Bilgi tuşu var. Bilgi. Ondan sonra hemen solda Git tuşu var. Git. İşaret. İşaret tuşu i̇şaret. Var. İşaret. Ve rakam 1, rakam 2, rakam 3, rakam 4, rakam 5, rakam 6, rakam 7, rakam 8, rakam 9, yıldız, rakam 0, kare. Ve bu tuşlarımız mevcut. Cihazın yan tarafındaki tuşlar, az önce de bahsettiğim gibi kayıt tuşumuz var. Kayıt. Zaten söylüyor kayıt diye. Zaman. Zaman tuşu, yani saati ve tarihi, batarya durumunu öğrendiğimiz tuş. Sesi azalt tuşu. Sesi arttır tuşu. Şimdi cihazımızda incelemelerimize başlıyoruz. Tuş tanımlama modundan çıktık arkadaşlar. Menüye bakalım önce. Menü yap. Wi-Fi ayarla. Wi-Fi'yi ayarla. Burada Wi-Fi'ye giriş yapabiliyorsunuz tuşlarla. 2 ABC, işte 3 DEF gibi, 5 JKL gibi harfler bulunuyor ve tuşlu telefonda mesaj yazar gibi Wi-Fi şifresini girip Wi-Fi'ye bağlayabiliyorsunuz cihazı. Sistem tarihini değiştir. 2015 Şubat 13 Cuma. Şimdi sistem tarihini değiştir diyor. Burada sistem tarihini ve saatini değiştirebiliyorsunuz. Tarih ve saat bilgisini ayarlayabiliyorsunuz cihazda. Devam edelim. Sistem saatini değiştir. 14.42. 14.42 sistem saatini değiştir diyor. Sistem saatini de buradan ayarlayabiliyoruz. Cihaz kapatma zamanlayıcısını ayarla. Cihazın kapatma zamanlayıcısını ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Yani atıyorum, diyelim ki 15 dakika sonra cihaz kapansın diyoruz mesela. Bir sesli kitap açıyoruz ve uyuyoruz. 15 dakika sonra cihazımız pil tasarrufuna geçiyor, yani kendini kapatıyor. Kullanılan arayüz sesini değiştir. Kullanılan arayüz sesini değiştir diyor. Burada Cem ya da Yelda'yı seçebiliyoruz. Arayüz seslendiricisi Yelda. Arayüz ses hızı Ozon. Arayüz seslendiricisi Yelda. Cem yapabiliyoruz mesela. Ayarlanmış öğe değeri değiştirildi. Değişikliği kaydetmek istiyor musunuz? Evet. Arayüz ses hızı Kızon. Bak burada Cem'e geçtik mesela. Arayüz seslendiricisi Cem. Arayüz ses hızı Kızon. Arayüz seslendiricisi Yelda. Kaydedildi. Arayüz ses hızı Ozon. Hız buradan ayarlayabiliyoruz. Kaydedildi. Bakın. Kaydedildi. Hız 9, hız 8, hız 7, hız 6, hız 5, hız 4, hız 3, hız 2, hız 1, hız normal, hız eksi 1, hız eksi 2, hız eksi 2, hız eksi 2. Eksi 2'ye kadar inebiliyor. Hız 5, hız 6, hız 9, hız 14, hız 15, hız 16, hız 17, hız 19. 19'a kadar da çıkabiliyor, bakın. Kaydedildi. Arayüz seslendiricisi, Yelda. Arayüz ses hızı, hız 19. Bunu yine 10'a alalım. Herkes anlayabilsin. Hatta 8'e çekelim. Hız 8. Kaydedildi. Hızı buradan ayarlıyoruz. Arayüz seslendiricisi. Yelda. Arayüz ses hızı. Hız 8. Buradan geri geliyoruz.
Kullanılan arayüz sesini değiştir. Zaman raporlayıcıyı değiştir. Zaman raporlayıcı. Cihaz eylemsizken kapatma ayarlarını değiştir. Cihaz eylemsizken, yani cihazı siz atıyorum 15 dakika kullanmıyorsanız 15 dakika sonra cihaz kapansın diyorsunuz ve cihaz kapanıyor arkadaşlar. Depolama bilgisi. Depolama bilgisine bakalım. Toplam depolama alanı 3.5 GB, kullanılan 48.0 MB, boş alan 3.5 GB. 3.5 GB, yani 4 GB'lık bir hafızası mevcut. 128 GB'a kadar hafıza kartı desteğinin sunduğunu da bilgi olarak sizlerle paylaşmış olalım. Cihazı güncelle. Cihazı güncelle diyoruz. Buradan güncelleme geldiyse eğer cihazın sesleriyle ilgili, ses yazılımıyla ilgili, ek özelliklerle ilgili güncellemeyi buradan alıyoruz. Menü kapatıldı. Dahil hafıza, podcast sample klasör. Menüye tekrar girelim. Menü ayar, sistem. Kullanılan arayüz sesini değiştir. Zaman raporlayıcı, cihaz eylemsizken kapat depolama bilgisi. Cihazı güncelle. Cihaz bilgisi. Cihaz bilgisi diyor. IP ayarla. Cihaz bilgisine bakalım. Yazılım versiyon numarası 5.0.27.94. Product name DAZY Player model T6. DAZY Player model T6'ymış arkadaşlar, bu ürünün model bilgisini de sizlerle bu şekilde paylaşmış olduk. Şimdi gelelim cihazı ne şekilde kullanabildiğimizle alakalı. Ana menüye geldik. Şimdi ses kayıt özelliğini önce test edelim. Ondan sonra da cihazın MP3 çalar özelliğini vesaire, DAZY Player özelliğini ve şarkılarda ya da kitaplarda işte 5 saniye, 10 saniye, 1 dakika, 5 dakika gibi atlama özelliklerinden bahsedeceğiz. Şimdi cihazın önce kayıt özelliğini başlatıyorum. Kayıt yapmak için hazır. Başlatmak için tamam tuşuna basın. Sağ tarafta bulunan tek tuş kayıt tuşu arkadaşlar. Başlatmak için tamam tuşuna basın dedi. Basalım. Başlat. Başlattık. Bu bir inceleme videosu. Mobile Accessibility kanalında T6 isimli DAZY Player cihazının inceleme videosunu çekiyoruz. Duraklat. Duraklat dedik. Ortadakiyle duraklatıp yandaki tuşla kayıt durduruldu. Kaydı durdurduk. Kaydetmek istiyor musunuz? Kaydı kaydetmek istiyor musunuz diyor. Ortadaki tuşa basıyoruz. Kayıt kaydedildi. Oynatmak istiyor musunuz? Oynatmak istiyor musunuz? Oynatalım. Başlattık. Bu bir inceleme videosu. Mobile Accessibility kanalında T6 isimli DAZY Player cihazının inceleme videosunu çekiyoruz. Bakın. Bize direkt kaydımızı buradan dinleyebiliyoruz. Bu klasörü ve içindeki tüm dosyaları silme, dahili hafıza, podcast, sample klasör. Sample klasöre geldik. Şimdi buradaki klasörleri birlikte gezeceğiz. Sesini yükseltelim. Ses seviyesi 10. Ses seviyesi 10. Şimdi bakın. Podcast Top American Council of the Blind klasör. Popcastler klasörü var. Podcast Top PBS News Audio klasör. Recording klasörü var. 3, Recording klasörüne girelim. Geçersiz tuş, yardım iç 4, MP3 dosya 5, MP3 6, MP3 dosya listenin sonu. Bu dosyayı silmek istediğinizden emin misiniz? Evet, MP3'leri silelim. Burada daha önce yaptığımız kayıtlar var. Dosya. Bunları silerken de arkadaşlar yıldız tuşuna basılı tutuyoruz, sadece elimizi basıyoruz yani. Bu dosyayı silmek istediğinizden emin misiniz diyor. Evet, sildik. Bakalım dosya. Kare ne işe yarıyor, ona bakalım. Geçersiz tuş. Geçersiz tuş bir işe yaramıyor. Bakalım. Bu dosyayı silmek istediğinizden emin misiniz? Silin. Evet. 3 MP3 dosya. Bu dosyayı silmek istediğinizden emin. Onu da silelim. Silin. Daha önce yaptığımız kayıtlar. Dosyası kitap. Kitap diyor. Geçersiz burada. Tuş. Ya bu listede sadece bir öğe var. Bir öğe var. Listede tamam. Listede sadece dosya açılıyor. Lütfen bekleyiniz. Bakın arkadaşlar. Chimpanzees. Abdo Publishing Company. A Buddy Book by Julie Murray. Page 2. Visit us at www.abdopub.com. Published Duraklat. Bakın. Copyright 2002 by Abdo Consulting Group Incorporated. Duraklat. Bir tümce. Bir tümce. 5 cümle. 5 cümle. Başlık. Bakın 5 cümle bir tümce olarak. International copyrights reserved in all countries. Atlayabiliyoruz. Duraklat. Bekledik. Copyright Copyright Library of Congress. Bakın cümle cümle. Contents. Great apes. What do chimpanzees, gorilla? Atlayabiliyoruz. Chimpanzees and people talking to chimps. Some people teach chimps American Sign Language. American Sign Language. Cihazın özelliklerinden, üretiminden bahsediyor muhtemelen. Dahil hafıza. Geri geldik. Cihaz Bir daha geri geldik. Bir daha geri geldik. Books Sample Klasör.
internet radio sample klasör. İnternet radyoları klasörü var. PLS'ler var bunun içinde de. PLS oynatabiliyor aynı zamanda PLS dosyalarını. Müzik sample klasör. Müzik sample klasörüne girelim. MP3 dosya. MP3 dosyası mesela bakın şarkı da oynatabiliyor. Muhtemelen telifsizdir herhalde. Durdurdum. Bakın. 5 saniye. 5 saniye ileri sarabiliyorum. 1 dakika. 1 dakika ileri sarabiliyorum. 5 dakika. 5 dakika ileri sarabiliyorum. Dosya. Dosya diyor. 5 saniye. 5 saniye. Dosya. 5 saniye. 1 dakika. Bak 5 saniye olarak saralım şarkıyı. Şu an playledik. Bakın. Durakta. Bu şekilde. Buradan tekrar geri gelelim. MP3 dosya. MP3 dosya diyor. Geçer ses tuş. Yardım müzik sample klasör. Müzik. Podcast sample klasör. Podcastler az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi. Recording'de de zaten kaydettiğimiz sesler vardı arkadaşlar. Geri gelelim. Klasör. Bir daha geri gelelim. Klasör. Şimdi bakın. Bilgi tuşu. Hemen şurada. Bu klasörde gezinmek için sol ya da sağ tuşuna basın. Seçili dosyayı oynatmak veya alt klasörü açmak için tamam tuşuna basın. Ana klasöre geri gitmek için geri tuşuna basın. Bir veya ISY kitabı kütüphaneme koymak için işaret tuşuna basın. Bakın burada yapmak istediğimiz neyse hepsini bize bilgi olarak da veriyor. Menüye basalım. Menüyü açtık mesela bakın. Menü öğesini seçmek için yukarı veya aşağı tuşuna basın. Bir menü öğesinin görevini çalıştırmak için tamam tuşuna basın. Bir menü öğesinin görevinden çıkmak veya menüyü kapatmak için geri tuşuna basın. Sistem tarihini, saatini ya da kullanılan arayüz sesini değiştirdiğinizde öğeyi seçmek için yukarı veya aşağı tuşa basın. Öğenin değerini değiştirmek için sol veya sağ tuşa basın. Değişiklikleri kaydetmek için tamam tuşuna basın. Değişiklikleri iptal etmek için geri tuşuna basın. Evet, burada bilgi tuşu yani bu ses açma kısmı aşağı yukarı tuşların hemen sağındaki tuş bize yapabileceğimiz bütün işlemleri tarif etmiş oluyor aslında. Bu cihazın hafıza kartı girişi de mevcut. 3,5 milimetrelik jack girişi yani kulaklık, telefonumuzun herhangi bir kulaklığını da bağlayabilme özelliğimiz mevcut. Hemen şurada 14.52 Cuma batarya güç yüzdesi 73 14.52 Cuma. Bana geldiğinde 80 küsürdü batarya arkadaşlar. Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir kullanım sonrasında 73'e düştü. Yani %10'luk bir kayıba uğradı. Ama bu 10-12 saat civarında kesintisiz kitap dinleme gibi bir özelliği bize sunuyor. Kendi üzerinde dahili mono bir hoparlörü, dahili bir mikrofon alıcısı, kayıt ses kayıt alıcısı. Sonrasında da hemen üst kısmında hafıza kartı yuvası cihazın üzerinde mevcut. Cihazla ilgili teknik olarak temel bilgiler şu an için söyleyebileceklerimiz bunlar. Dediğim gibi cihazın fiyatıyla alakalı firmayla iletişime geçtiğinizde, EMO Engelli Malzemeleri Ofisi Mustafa abiyle iletişime geçtiğinizde, temasa geçtiğinizde kendisi bilgilendirecek ve gerekli indirimleri sağlayacaktır. Cihaz pratik bir cihaz. İnce bir cep telefonu ve küçük ekranlı bir iPhone 5S'in iki tane üst üste koyulmuş hali gibi düşünebilirsiniz teknik olarak. iPhone 5S büyüklüğünde ama biraz daha ondan kalın bir cihaz. Etrafı plastik kasa. Hemen arkasında üst kısmı yani aşağı yukarı ok, sol sağ ok tuşlarının olduğu yere denk gelen kısmın tam karşısında arka kısmında hoparlörümüz mevcut. Alt kısmında şurada çentiklerle belli zaten bataryamızın kapağı mevcut. Sol tarafta tekrar bahsetmek gerekirse kayıt tuşumuz. Sağ tarafta ses açma ve kısma tuşumuz. Ve cihazın bilgilendirme tuşu mevcut. Üstte de bastığımızda power, açıp kapatma tuşu. Hatta kapatalım bir de. Kapatılıyor, hoşça kalın. Tamamen Türkçe menüye sahip. Cihazın ön yüzünde ise hemen altta yıldız 0 kare 7 8 9 4 5 6 1 2 3 şeklinde dizilmiş. Aşağıdan yukarı söylüyorum. Bir tuş takımımız, numaratörümüz. Ve onun üzerinde işte bilgi ve işaret tuşlaması, sağ sol aşağı yukarı yön tuşları, ortada ok tuşu, solda geri tuşu, sağda bilgi tuşu. Basılı tuttuğumuzda hangi menüdeysek o menüde neler yapabileceğimizi bize sesli olarak söylüyor. Onun dışında en üstte klasöre giriyoruz. Direkt cihazın hafızasına girdiğimiz tuş. Sağ üstte de menü tuşumuz mevcut. Cihazla ilgili söyleyebileceklerimiz bu videoda bu kadar.
Daisy T6 sesli kitap okuma cihazı, şimdi, kısa süreliğine %20 indirimli. Bu fırsatı kaçırmadan hemen satın almak için, www.emoteknoloji.com adresine gir.